Kurt. Gel oğlum. Aferin. Takip et. Neresi? Evet, şu tam şurası. Çok büyük bir mağara var arkadaşlar şu. Görmüş olduğunuz kayalığın altı komple mağara. Sarkıklar var. Yani burada farklı noktalara girişler varmış açıkçası. Bunlar şimdi kapanmış. Yani buradan böyle girip yukarılardan çıkıyorlarmış yaklaşık 1,5-2 kilometre falan. Aşağılara gidiyormuş. Altından derenin sesinin duyulduğu söyleniyor. Tabi 20-30 yıl önce girilmiş. O zamanın şartlarıyla. Şimdi artık pek giren yok. İçi zaten su. Bir tane çap yaylan hayvanımız var. Evet, o da geçiyor. Şöyle bölgemiz yaklaşık 1700-2000 rakım arası. Bahar biraz geç geliyor. Bu dönemde tabi ayrıca yani hava şartlarından dolayı ilgilenemiyorum açıkçası. Her zaman hava müsaade etmiyor. Soğuk oluyor. Soğukta da pek açılmıyor. Yani haftalık bakım genelde arıyı kurtarmış oluyor. Ama esas ayrıca işte Mayıs'ın 3. haftasından Haziran'ın sonuna kadar günlük yoğun bir ilgi gerekiyor. Sonra bal akışı başlayınca da tekrar kapatıyorsunuz. Rahatsız etmemek gerekiyor. Çünkü her duman verişinizde gelen balı yiyecektir. Bunu yapmamak gerekiyor. Evet, bunlar bizim görmüş olduklarınız farklı farklı meşe, dağ kava, çamı zaten biliyorsunuz. Ardıç var. Onun dışında dağ armutu var. Ahlat dediğimiz. Aluç var. Açıkçası bu bölgelerde çok fazla ayı var. Yani bu dereler onların inleri. Yukarıya kadar çıkıyor. Hatta şurada kar var. Kalan karlar hala yeni eriyor. Kirli olduğu için göremiyorsunuz ama çamurdan dolayı üzerine yağmur akmış. Görünmüyor. Burası ayı inleri. Onlar ağırlıklı meyveyle beslendiği için orman genelinde çok fazla meyve ağacı var. İşte yabani armut, yabani elma, yine çağla dediğimiz yabani elma, elmanın diğer bir türü ekşimsi olur. Onun dışında gurmut dediğimiz bir meyve ağacı var. Yine çok fazla kuşburnu var. Dağ çileği çok fazla var. Bunlar ayılar sayesinde dağılıyor doğaya. Domuz da çok fazla. Onların da etkisi var tabi. Dışkılarıyla dağılmış oluyor. Bir de burada yavrumuz var tabi. Komşunun köpeği. Bizim iki tane kangal var ama bir tanesini bırakabiliyoruz. Diğer köpeklerle dalaşmaya gidiyorlar. O yüzden tek tek getiriyoruz. Sana çok fazla şu sinekten var. Kavakları sarmış durumda. Çok ilginç. Larva bırakıyorlar herhalde. Tam bilemedim, çözemedim ben de. Bu kavak aynı zamanda güzel bir propolis kaynağıdır. Propolis kavaktan alır, çamdan alır. Ardıçtan alıyor. Meşeden alıyor. Ve bitkilerden tabii ki alıyor. Ama genel olarak kavağı tercih ediyor. Bunun dışında kuzu göbeğinin son dönemleri ama bu sene tabii kış çok geç kalktı. Bir şansımızı deneyeceğiz, belki bulabiliriz. Bakalım. Bayağı bir zorlu yollara gireceğiz. Aynı zamanda da hayvanların önünü kesmeyi planlıyorum. Bizimkiler Anadolu
Yani saf Anadolu rakıyla kırma mondafon melezi. Onlara da Angus, Belçika mavisi gibi ırklar atıldı. Etçi ırklar. Ama onlarla tabii kardeşlerim ilgileniyor. Çok bildiğim konular değil açıkçası. Ben sadece elimden geldiğince işte şöyle sopamı tutuyorum. Onların peşinde geziyorum. Yani kendi işim başlayana kadar en azından. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buradan iniş biraz zor olacak. Önce sopamızı atalım. Kayaların sağlamlığından emin olmak gerekiyor. Pek güvenemedim. Efendim, orada yok. Şurada bir ağaç buldum. Buraya kadar başarılı. Şimdi kuzu gibi moral mantarı olarak da geçiyor. Toplaması Allah'ım çıkamadı. Zor bir mantar türü. Yani son dönemleri pek de karşıma çıkacak gibi görünmüyor ama bulabileceğimi sanmıyorum. Yine de şansımızı deneyelim. Gün için bulmaya çalışacağım. Tabii suya, çamura batmazsak, düşmezsek. İşte kuşburnular dikenli bitki, biliyorsunuz, mahvediyor insanı. Pardon. Amatör çekimler arkadaşlar. Konuşamadım. Telefonla olduğu kadar artık. Daha profesyonel çekimler de yapmak lazım ama şu an spontane gelişti. Elimde telefon vardı. Evet. Şu ana kadar görebilmiş değilim. Olmadık yerde karşınıza çıkabiliyor. Yani sağla mı gitsem, solla mı gitsem, moral mantarında böyle kararsızlığı var arkadaşlar. Bunlar kuzu göbeği gibi yani. Bir... Oh. Kültür mantarı gibi. Belli ocakları olmuyor bunların. Her yerde olabiliyor. İklimsel şartlara göre. Daha doğrusu bahar ayının hava sıcaklığına göre değişiyor bu durum. Ne güneş olacak, ne çok soğuk olacak, ne fazla yağmur olacak, ne az olacak. Sanırım toprak ısısının 12-13 derece olması gerekiyor. Üzerine çıktığı zaman. Sporlar çoğalamıyor ya da gelişemiyor anladığım kadarıyla. Şimdi buradan karşıya geçmek zor. Şuradan geçmek lazım. Ana kadar bulabilmiş değilim. Toplamış da olabilirler. Bu tabi ekonomik değeri olan bir mantar türü. Farklı köylerden de geliyorlar toplamaya. Kendi köylerimizde işlere bölgeyince onlar da geliyor. Evet. Herhalde bot suyu alacak gibi. Dereye baktık. Bakalım. Evet. Allah. Bulamadım. Şuradan çıksam mı? Hissediyorum sanki burada olacak gibi. Buradan mı çıksam? Diğer taraftan mı bilemedim. Neyse şuradan şansımızı deneyelim.
Telefondan çok anlaşılmıyor tabii de. Ayakta zor durduğumuz yer. Öyle eğimli. Gel bak. Gel kız. Göremedi beni. Tut oğlum, sopanın ucundan tut. Yardım et biraz ya. Hiç yardımcı olmuyorsun oğlum. Evet. Sopamızın ucunda kırdık. Aynen. Vallahi bulamadım. Ay. Bir tane de olmaz mısın ya? Vallahi yok. Yapacak bir şey yok. Devam. Aramaya devam. Belki denk gelir. Zor tabii de. Çünkü son dönemler artık. Yani sezonda da olmadı. Kar buradan çok el kalktı. Sonra peşine bir sıcak hava oluştu. Ondan sonra tekrar kar geldi falan. Mantar gelişemedi haliyle. Onun da tabii güzel tarafları var. İnsanlar bulamayınca gitmiyor. Daha sonrasında çıkan az sayıdaki mantar da doğaya spor oluyor. Bir sonraki yıl iklim müsaade ederse daha fazla mantar çıkımı olabiliyor. Bu bir şans arkadaşlar. Kısmet, şey yapacak bir şey yok. Bugün yokmuş. Kısmetimizde. Almayı da düşünmüyordum zaten. Amaç size göstermek de var. Neyse bir de son olarak şurayı deneyelim. Çıktı çıktı. Ay. Arkadaş. Benim de telefonu da yürünmüyor. Oh. Terlerim. Hadi bebiş bir tane ya. Arıyoruz ya. Olmaz. Mümkün değil. Arayınca çıkmaz. Yok. Vallahi. Bakıyorum ama. Yani bunu toplaması tabii ayrı bir keyif. Çünkü yürüyorsun, toprağa doğaya soluyorsun. Farklı. En azından bir nevi bir stres atıyorsun. Terapi ya. Müthiş bir terapi. Ama onun da tabii toplama yöntemleri var arkadaşlar. Yani onu köküyle birlikte almamak gerekiyor. Almadan önce mantara şöyle bir elinizde küçük bir bıçakla baş şurasına vurmak gerekiyor ki sporlarını döksün. Yani onu size göstermek istiyorum tabii de. Kurtçum. Normalde senin burnun hassastır. Senin bulman lazım o işler ya. Sen ancak beni takip ediyorsun onu. Olmaz ki. Bir taneciklem yok ya. Yer yarıldı, içine mi girdin arkadaş? Kurt beni anladı galiba. Aha. Vallahi buldum. Evet. Aa, iki taneymiş. Bak.
Öyle odaklayalım. Şöyle mantarımız. Yani şöyle bunu böyle tıklayacaksınız arkadaşlar. Sporunu dökecek buraya. Sonra ben anmasınlar diye bunların üzerini kapatacağım. Şöyle bu doğaya kalsın. İnsanlar maalesef bu güzelliklerin kıymetini bilemiyorlar arkadaşlar. Hiç gerisini düşünmüyor. Yani ileride çoğalması için spor kalacak mı, kalmayacak mı? Hiç umurumda değildir. Tek düşündükleri cepleri. Küçücükleri alıyorlar ya. Minicik minicik mantarlar topluyorlar. Ne kadar ağır olabilir ki yani. Maksimum geleceği 1 gram 2 gram ya. Yazık. Sana kısmet olmazsa başka birine kısmet olur. Ya da en kötü doğaya kalır ya. Ne olacak yani? Almasa ne olacak arkadaşlar? Ne bileyim ya. Aman. İnsan işte. Var olduğundan beri hiç doymamış. Ormanın içinde at yaşarmış. Bunu hayvan yapmaz arkadaşlar. Bunu insan yapıyor. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapıyor? Hangi birine laf anlatacak? Kuşağın değişmesi lazım. Öleceğiz ki yerimize daha ileri gelsin. Başka yolu yok. Başka türlü iyileşemeyiz. Daha iyi bir insan olmak için ölmemiz lazım. Evrimleşmenin temeli de bu arkadaşlar. Biz öleceğiz, yerimize daha ileri gelecek. Sorgulayan insanlar gelecek. Yaşadığı hayatın kıymetini bilen insanlar gelecek. Paylaştığı, yani hayatını paylaştığı, doğayı paylaştığı, havayı paylaştığı, suyu paylaştığı, ortak, bunun gibi canlılarımızın kıymetini bilecek nesiller gelecek. Ki hayat daha da güzelleşsin. İnsanlar iyileşsin. Yaşça zor. Yani. İnsanlık tarihi malum binlerce yıl. Yüz binlerce yıl. İşte gelebildiğimiz nokta bu. Hala birbirimizi yiyoruz. Doğayı yiyoruz. Doymuyoruz ki. Ne olacaksa ya. Burası da anladığım kadarıyla eski öküz arabası yok herhalde. Evet. Aynen öyle. Şöyle bir yol yapmışlar. Buradan aşağı dereye iniyor. Şimdi ben ineklerin önünü keseceğim. Kapatıyorum. Hadi kurtçum. Bizim bebişler kaçmadan önlerini keselim oğlum. Biliyorsun asi yırk. Mahvediyor sonra bizi. Öyle bir hayvan ki arkadaşlar şöyle seni kesiyor. Baktı mesafe 500-600 metre. Yetişemeyeceksin topuk. Hayatta tutamazsın bir daha. Öyle de. Akıllı kurnaz canlılar. Öldürüyorlar bizi vallahi. Bir o tarafa koşuyorsun, bir o tarafa koşuyorsun. Hiç uslanmıyor. Meramımız bu. Ormanın içi. Alışık olmayan için zor bir coğrafya. Zaten herkes burada hayvan otlatamıyor. Orman olduğunu gören kaçıp gidiyor arkadaşlar. Ayı var mı? Kurt var mı? Domuz var mı? Tilki var mı?
Yani. Bilmiyorum ki. İnsan kendinden korkar mı ya? Ne olacak yani? Sen kendini biliyorsun. Hayvan zaten kendini biliyor. Ne yapacaksın? Duracaksın. Saygı duyacaksın. Bekleyeceksin. O da aynı şeyi zaten sana karşı gösteriyor. Çekip gidiyor yani. Senin işi yok. Doyduğu sürece senin hayvanlarınla da işi yok. Ama doyması için doğaya dokunmayacaksın. Avlanmayacaksın. Karnın tokken öldürmeyeceksin. Ki bu hayvan da karnını doyursun. Bak ayının parmaklarını görüyor musunuz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Bak parmakları ayıdan bahsediyorduk. Ha işte. Basmış buraya, çökmüş, yukarı gitmiş. Köpek de kokusunu aldı. Geziniyor buraları. Neyse kapatıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz de çekimlere yeni başladık tabii. Yeni fırsat oldu. Kolay olmuyor. Hadi sağlıcakla kalın.